Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve yine sizler adına bir sorumuz olacak. Hocam yine önemli bir konu var. İzleyicilerimizin de mutlaka ilgisini çekecektir. Şimdi insanlar bir takım nimetlere kavuşabilmek için hayat boyu çalışıyorlar. İşte bir takım zorluklara katlanıyorlar bunun için. Diyelim ki İşte dua da etti, bütün sebeplere de yapıştı. İstediği nimete kavuştu. Bundan sonra ikinci bir aşama var. O nimetin onda kalıcı olması, kalması. Her şey için geçerli. Nasıl bir yol izlesin ki bir Müslüman elindeki nimet onda kalıcı olsun, kalsın yani? Şimdi Mustafa Bey kitaplardan anlatırken deniyor ki, nimet iyilik, rızık, saadet anlamlarına gelmektedir. İnsanların sıhhatli, sağlam, rahat, neşeli yaşamalarına ve ahirette sonsuz saadete kavuşmalarına sebep olan faydalı şeylere de nimet denir diye kitaplarda tarifi, tanımı yapılmış. İmam-ı Gazali rahmetullahi teala aleyh hazretleri bunları anlatırken buyuruyor ki, ey insanoğlu, Allah-u Teala bütün eşyayı senin için yarattı. Hakikaten öyle. Denizler, ovalar, çöller, her şey ama. Hatta İmam-ı Gazali Hazretleri'nin bir kardeşi var, Ahmet Gazali Hazretleri. O zat da buyuruyor ki, zanneder misiniz ki diyor bu gezegenler, yıldızlar başka maksat için yaratıldı? Senin için yaratıldı. Zaman mefhumunu anlayabilesin. Belli bir zaman dilimi senin üzerinde geçiyor, sen burada geçici olarak bulunuyorsun. Bunu anlayasın diye yarattı Cenab-ı Hak. Seni de kendisi için yarattı buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Bütün eşyayı senin için, bütün her şeyi senin için, seni de kendisi için yarattı. Sen ise Allah-u Teala'nın senin için yarattığı şeyle meşgul oldun. Nimetin sahibini unuttun. Nimetin sahibini unuttun. Nimeti vereni unuttun, nimetli artık. Şimdi bu neye benzer biliyor musunuz? Aynen çocukların hali buna çok uygun düşüyor. Mesela sen evet çocuğuna bir hediye götürdün. Bir oyuncak götürdün falan. Onu görüverince oho işte anne falan. Oğlum kızım işte falan. Babana bir teşekkür ettin. Teşekkür ederim ama onun da oynuyor. Kafası orada. Kafası orada. Halbuki o nimeti kim getirdi? Baba. Yani gerçekten babaya şükredilmesi ve teşekkür edilmesi gerekir. Hatta babaya hiç öyle falan diyorsa getirecek tabii. Öyle diyorsa, evet. Öyle diyorsa babanın kafası bozulur, alır onu götürür, başkasına verir. Çöpe atar. Veya çöpe atar, kırar atar. İmam-ı Gazali Hazretleri diyor ki, sen ise Allah-u Teala'nın senin için yarattığı şeyle meşgul oldun, nimetin sahibini unuttun. Sana gelen bağış ve lütuflardan faydalandın. Vereni hatırlamadın. Böylece nimetin şükrünü eda etmedin. Sana verdiği ihsan ve lütufların hürmetine riayet etmedin. Nimet sahibine şükür, onun verdiği nimete şükür etmektir. Bu da kendisine verdiği nimetten dolayı ona senada bulunmak, metü sena etmek, ibadet etmek, itaat etmekle olur buyuruyor İmam-ı Gazali Hazretleri. Şimdi Cenab-ı Hak bize nimet vermiş, tamam. Ama nimeti vereni unutuyoruz. Allah-u Teala verdiği, tabir caizse babanın çocuklarına getirdiği oyuncaklarla meşgul olması gibi. Veyahut da, daha da bir şey. Diyelim ki birisi sana arabayı hediye etti. Bir tane de villa hediye etti. Olur ya. Gönlünden tutar. Mustafa Toköz'e bir araba, bir villa hediye eder. Hayırlı mübarek olsun. Teşekkürler. Şimdi sen gittin villayla meşgulsun, arabayla meşgulsun. Adamı görüyorsun. Adamı unuttuk. Adamı unutmak şöyle dursun. Adamı görünce sırtını dönüyorsun. Adam gadaba gelmez mi? Öfkelenmez mi? Ne der ya? Der sana tapusunu vermez mi? Aldım elinde. Nankör bu adam. Nankör. Der. Aldım elinde. Der mi demez mi? Der. Der tabii. Şimdi Allah-u Teala o kadar nimet vermiş. Yani sen aynı şekilde Cenab-ı Hakk'a minnet edip ona şükretmezsen, Cenab-ı Hakk'ın gönderdiklerine aynı şekilde teşekkür etmezsen, Allah-u Teala o nimetleri elinden almaz mı? Elbette ki alır. Yani Cenab-ı Hak bize bir nimet verdiyse, o nimetin bizim elimde devamlı kalabilmesi için İslam alimleri buyuruyorlar ki, şükür bağıyla bağlayın onu. Formülü de var yani. Formül bu. Şükrederseniz o sizde kalır. O sizde kalır. Ama şükretmezseniz, çünkü Sure-i İbrahim 7. ayet-i kerimesinde meal olarak verdiğin nimetlere şükrederseniz arttırırım buyuruyor. Hatta arttırırım buyuruyor. Şükretmezseniz elinizden alırım. Alırım demek de bırakmıyor. Ayet-i kerimenin devamında alırım acı azap ederim buyuruyor. Alırım acı azap ederim. Şimdi iyilik edene teşekkür edileceğini her akıl sahibi bilir. Bu insanlık icabıdır. İyilik edenlere hürmet edilir, nimet sahipleri de büyük bilinmez mi?
Evet. Öyle bilinir tabii ki. O halde her nimetin hakiki sahibi olan Allah'a Teala şükretmek insanlık icabı değil mi? Aklın lüzum gösterdiği bir vazife, bir borç değil mi? Öyledir tabii ki. Mahşer günü ihsan edilen her nimetin hesabı sorulacaktır buyuruyor kitaplarda. Her nimetin ama. Çünkü Tekasür suresinin 8. ayet-i kerimesinde mealen her nimetin şükründen muhakkak sorulacaksınız. Hani şimdi bizi izleyenlerin ve dinleyenlerin hatırına gelebilir ne gibi falan diye. Ne gibisi var mı Mustafa Bey? Göz bir nimet midir değil midir? Öyledir. Nimettir. Evet. Allah Teala diyecek ki bu verdiğim bu gözle nereye baktın? Kulak bir nimet midir? Nimettir. Bununla neyi dinledin? Dil bir nimet midir? Nimettir. Bununla ne telaffuz ettin? Neler söyledin? El bir nimet midir? Nimettir. Şu parmakların yapısına baksana bir. Hani şu dümdüz olmuş olsa şurası, şu boğumlar olmamış olsa kalem ben nasıl tutacaktım ki? Ya da herhangi bir şeyi nasıl tutacaktım ki de? Acayip garip bir şey olurdu. Ve şu kolumuzun şurada aynı şekilde böyle bir eklem olmasaydı dümdüz böyle kazık gibi. Tersini olsaydı. Tersini olsaydı. Burun hakeza aynı şekilde. Burun hakeza. Mesela burun deyip geçiyoruz falan işte ya ifrazat çıkardı. Öyle değil o. Mesela -30 derecede yaşayan var. -30 derecede. Peki burundan gitmiyor mu akciğere hava, oksijen? Burundan gidiyor. Peki burundan giderken o -30 derecedeki buz gibi hava akciğerlere bir insin bakalım ne olur? Duman olur. Ama yani Cenab-ı Hak öyle bir kuvvetli resistansa yaratmış ki orada sen o havayı şey yapıyorsun aynı anda ısıtıyor ve akciğeri rahatsız etmeyecek şekilde teneffüs ettiriyor. Bir nimet değil mi bu? Nimettir tabii ki. Ve insan olarak yaratmış, akıl vermiş, irade vermiş, ondan sonra peygamberler göndermiş, İslam alimleri yaratmış, onlar kitaplarla aynı şekilde mevcuttur. Bütün bunların hepsi nimettir. Allah-u Teala hepsini bunların soracak mı? Elbette ki soracak. İmam-ı Ebu Yusuf Hazretleri var. İmam-ı Hasan Ümbani Hazretleri'nin talebesidir bu zat. Buyuruyor ki nimetlerin başı 3 nimettir. Birincisi bütün iyilikler için içine alan İslam nimetidir. En büyük nimettir o. İkincisi hayata tat veren sıhhat ve afiyet nimettir. Üçüncüsü insana faydalı olan azdırmayan zenginliktir. Nimeti bu şekilde bir tasnif etmiş. Herkesin şükretmesi ve şükür derecesi tabii ki farklı mı? Farklı tabii ki. Çok nimete kavuşanın da şükrü o nispetle fazla olması lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri, İslam alimlerinin büyüklerinden nimet ne kadar çoksa şükretmek lüzumu da o kadar çok olmalıdır buyuruyor. Zenginlerin zenginlik derecesine göre fakirlerin de fakirlerden daha çok şükretmesi lazımdır buyurmuştur. Büyüklerden bir zata talebelerinden birisi, efendim diyor Allah-u Teala şükredici bir kul olabilmek için ne yapmak lazımdır diye bir soru soruyor. Cevaben o zat buyuruyor ki Allah-u Teala şükredici bir kul olabilmen için yeryüzünde senden fazla nimet verilmiş bir kulun olmadığını düşünmelisin. Tabii şimdi bizi izleyen ve dinleyenlerin de hatırına gelebilir. Anlamadım yani. Benden daha fazla talebenin de hatırına gelmiş. Talebe diyor ki efendim diyor, benden fazla nimet verilmiş bir kimsenin olmadığını diyor. Nasıl düşünebilirim ki? Zira Allah-u Teala peygamberlere, alimlere ve hükümdarlara herkesten fazla nimet vermişti. Bunun üzerine o zat buyuruyor ki evladım eğer peygamberlere o nimet verilmeseydi sen doğru yolu bulamazdın. Dolayısıyla o peygamber senin için gönderilen bir nimet. Alimler olmasaydı dinden çıkıp küfre girerdin, imanını kaybederdin. Dolayısıyla o alimler de senin için bir nimet. Hükümdarlar, devlet başkanları olmasaydı evinde emin bir halde rahat oturamazdın. Biz burada rahat program yapamazdık. Hükümeti, ordusu neyse, polisi olmasaydı onlar bizim için nimet değil mi? Nimet tabii ki. Bütün bunların hepsi sana ihsan edilen nimetlerden değil mi yavrum buyuruyor. Ana, o zaman bu kesiyorsun. Doğru hakikaten. Cenab-ı Hak diyor, herkesten fazla sana nimet vermiş. Bir düşünüyor, nasıl olur? Hükümdar da senin için, peygamberler de senin için, güvenlik güçleri de senin için, her şey senin için yaratılmış. Böyle düşününce, ya Rabbi diyorsun. Ondan sonra itaat etmekten başka çaren yok. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri var. Bu şeyde, metfun, Ziyaret'te metfun olan Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, bu zat da buyuruyor ki bir nefeste iki nimet vardır. Bunun için her nefese iki şükür lazımdır. 24 saatte her saate 1000 nefes ve her nefese 2 şükür olmak üzere 48.000 şükür olur. Bir insan bütün işlerini bıraksa şükür şükür diyerek Allah-u Teala hamd ve şükretse yine şükrün hakkını eda edemez. O kadar İslam alimler neleri bildirmişler neleri yazmışlar. İnsan donup donup kalıyor. Ya ondan sonra her tarafın Allah-u Teala'nın gönderdiği nimetle aynı şekilde donanmış vaziyette. Sen nankörlük edersen elinden avcından gider. Vah 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 tüy 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 tüy. Ömür de bir zaman da bir nimet değil mi bize? Ömür de bir nimettir. Evet. Mesela İmam-ı Rabbani Kutsal Sözler'de sık sık buyuruyor.
talebelerinden genç olanlara yavrum buyuruyor. Gençlik yani belli bir zaman içinde. Bu gidecek elinde. Bunun kıymetini bilesin. Falan. Tabii ondan sonra bir gidiyor. Biz de gençken var ya. İşte şimdi ben de mesela gençken böyle yaşlılar bir şey anlattığı zaman Mustafa abi. Sana da şimdi öyle geliyor mu bilemiyorum da. Bir şey anlattığı adam yaşlı onun için böyle anlatıyor diyordum. Şimdi biz de girdik gençler sınıfına. Diyorsun. Ben neneme, babaanneme rahmetli bir şeyler sorardım falan. Kadıncağız bakardı uzun uzun şey yapmazdı. Oğlum derdi ömrün olur da bizim yaşlarımıza gelirsen iyi anlarsın derdi. Görürsün hocam. İyi anlıyorsun. Netice olarak her izzet ve her nimetin sahibi Allah-u Teala'dır. Dolayısıyla her izzet ve nimete kavuşmak için Allah-u Teala'ya ihlas ile itaat ve ibadet etmeli. Çünkü bu yoldan geliyor. Ebu Yakup Nehrecuri Hazretleri var. Bu zat buyuruyor ki insan kendine verilen nimete şükrederse Allah-u Teala o nimeti insanın elinden almaz. Eğer nimete şükretmeyi kıymetini bilmezse o nimet devam etmez ve elinden gider. Yani şükürle bağlarsa mesele yok. Hatta artar buyuruyor. Peki efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın yine bu dakikalarda sizlerle birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın.